Evet sayın izleyiciler, Adana Kozan ilçesinde Baltepe köyümüz tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüştü. Bu mahallemize de ilk olarak muhtar seçine ve tarihe geçen Mustafa Kütük ile röportaj yapacağız. Öncelikle hayırlı olsun muhtarım. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Öncelikle size hoş geldiniz. Sağ olun efendim. Efendim yaş kaç efendim? Yaş 37. Yaş 37. Evet sayın izleyiciler, bu dönemde köy ve mahallelerde genelde genç arkadaşlarımız muhtar seçilmiş. Yani bayağı bir değişiklik var. Bundan dolayı da bu köy halkına da ve mahalle halkına da teşekkür ediyoruz. Efendim bu köyleri yani mahalleye dönüştü ancak hizmetlerin yapılmadığını görüyoruz. Burada da hizmetler yapılıp yapılmadığını kamuoyunun dikkatine sunmak istiyoruz. Evet. Artı yetkililere. Altyapımız yapılmış mı efendim? Şu an için altyapımız yok. Altyapımız il özel idaresindeyken 7 sene önce alt projemiz hazırlandı. Evet. Ama maalesef o zamandan bu zamana hiçbir şey yapılmadı. Evet. Şimdi Büyükşehir Belediyesi'ne de geçince, geçen Sayın Hüseyin Sözlü Bey'le görüştüm ben bu konuyu. Hüseyin Sözlü Bey'in de bana söylemiş olduğu, en kısa zamanda o projeyi aynen geçireceğiz. İnşallah en kısa zamanda başlayacağız sözünü aldık. İnşallah yaparlar. Evet. Evet sayın izleyiciler, gördüğünüz gibi genç ve dinamik arkadaşlarımız muhtar seçilir seçilmez köylerinin eksik olan hizmetlerini en yetkili yere müracaat edilerek yapılması için mücadele ediyorlar. Daha önceki muhtarlar sadece mühür muhtarlığı yapmışlar. Hiçbir hizmet yapılmamış efendim. Değil mi efendim? Ya aslında öyle de denilebilir ama daha öncesinden her şey direkt hükümete bağlı olduğu için anlaşmazlıklar çıkabiliyordu. Evet. Ama yaptıran yerlerim, köylerimiz de var yani. Mesela kırsal bölgeleri de gezdik. Sivas, daha önceki Erzincan, muhtarlarımız elinden geleni yaptı ama bir türlü nasip kısmet olmadı. Demek ki bunu yaptırmak bize nasip olacakmış. İnşallah yaptırırız. İnşallah. Siz de tarihe geçiyorsunuz zaten. İnşallah. Bu mahallenin ilk muhtarı olarak. Efendim köy konağımız, muhtarlık odamız var mı? Hayır, yok. Köy konağımız için daha önceki muhtarımız Mehmet Kurt, burada milli eğitime bağlı olan okulun arazisinden 500 metrekare bir bakanlıktan yazıyla yer ayırttırdı. Buna da müracaat yapıldı maalesef ama konağımız yapılmadı. Ödenek gelmedi. Ha, yerimiz hazır. Yerimiz var. Burada Sayın Hüseyin Sözlü'ye sesleniyoruz. Muhtarın misafiri geldiğinde ağırlayabileceği bir köy konağı, muhtarlık odası, en azından bir muhtarlık odasının yapılmasını istiyoruz. Evet, evet, evet. İnşallah. Yani bunlar gerçekten gerekli bir hizmetler. Bunlar da belediyenin birinci görevlerinden arasında. Artı park bahçemiz var mı efendim? Çocuk oyun grupları. Hayır, maalesef öyle bir yerimiz yok. Onu yapabilecek bir şu an için köy tüzel kişiliğine ait daha önceden bir arazimiz de yoktu. Evet. Ha, şu an için ama de yok. Belediye onları temin ediyor. Yani inşallah yapacaklar diye umut ediyoruz. Sosyal alanlar belediyenin sorumluluk projelerinin içerisinde yer alıyor. Biz önceden diyorduk ki yani şehirdeki yaşayan çocuğun ne hakkı varsa köydeki çocuğun da aynı hakkı var diyorduk. Evet. Ama burası şimdi mahalle oldu. Burası da artık şehir oldu diyeceğiz. Yani buraya çocuk oyun grubu ve park bahçelerinin yapılmasını istiyoruz. Şu an kağıt üzerinde şehirli olduk. İnşallah gerçek hayatta da şehirli olmak istiyoruz. Evet. Biz bunu her yerde dile getiriyoruz zaten. İnşallah. İşte 30 Mart'tan sonra belediyelere geçtik. Daha çok kısa bir süre oldu. Ay şimdi şunu yapmadılar, bunu yapmadılar diyecek zaman da olmadı daha. Evet, daha 2 ay, 2 ay dolacak. İnşallah şimdiden sonra sözlerini aldık. Sözlerini tutmalarını bekliyoruz. Evet, seçim çalışmalarında da buralara geldiler. Doğru mu efendim? Geldiler. Yani, Hüseyin Bey de geldi. Köyünüze burada Musa şunu yapacağız, bunu yapacağız. Vaatlerde evet. Bulundular. Evet. Biz evet, de bu vaatlerin yerine getirilmesini istiyoruz. İnşallah. Biz de bunları bekliyoruz en kısa sürede. Evet. Sağlık evimiz var mı muhtarım? Sağlık evimiz yok. Aile hekimimiz cuma günleri geliyor. Haftada bir gün. Muayene edeceği bir oda var mı efendim? Steril bir oda yapılmış. Normalde sağlık için ayrılmış bir oda yok. Milli Eğitim'in okulundan bir göz oda evet. Ayarlandı. Evet. Muhtarlığımız tarafından. Şu an orada doktor muayenemizi yapıyor. Evet. Biz bu odaların da yani temin edilmesini istiyoruz. Yani doktor evet. Geldiğinde vatandaşı rahatlıkla muayene edeceği bir ortamların hazırlanmasını istiyoruz. Çünkü burası milli eğitimin sağlığa bağlı, özellikle sağlığa bağlı bir yer olmasını istiyoruz tabii.
Evet. Yani artı burası kaç kilometre uzak efendim yani ilçeye? Değil mi efendim? Kozan'a 21 kilometre efendim. Evet. Yani bir AK Parti milletvekilimizle röportaj yaptığımızda yani uzak olan köylerimize bir sağlık evi ve personeli verilmesi konusunda hükümet yani öyle karar almıştı. Biz bu kararın uygulanmasını istiyoruz ama öncelikle müracaat edilmesi lazım. Bir sağlık evi konusunda muhtar arkadaşlarımızın müracaat etmesini istiyoruz. Bazı arkadaşlarımıza muhtar seçilmiş soruyoruz. Müracaat ettiniz mi daha önceki röportajlarımızda? Müracaat etmemiş. Ya müracaat etmezsen hiç kimse gelip de senin bu işini yapayım demez. Der mi efendim? Aynen. Ben İl Sağlık Müdürlüğü'ne müracaatımı yaptım. Bir de özellikle bu bulaşıcı hastalıklar evet. birimine müracaat yaptım. Sivrisinek işte belli başlı haşeretler oluştuğu için altyapının olmamasından dolayı. Bunun için müracaatımızı yaptık. İlaçlamalarını yapacaklarını söylediler İl Sağlık Müdürlüğü. Evet. İnşallah onu da bekliyoruz en kısa zamanda. Yollarımız sorunu var mı efendim? Parkedaşlarımız tamamlanmış mı? Hayır, şu an parkedaşımız falan yok. En büyük sorunumuz zaten yol sorunu. Evet. Altyapı sorunu. Altyapı yapıldıktan sonra yolu yapalım denildi bize. Çünkü biz de zaten o yapılmış olan yolu geri bozacağız altyapı evet. yapılırken denildi. İnşallah bir gün İnşallah. Yaparlar. Gaziantep yöresinde gezdim arkadaşlar. Altyapısı yapılmayan bir köye, mahalleye bir karış parkedaşı verilmemiş ama altyapılar hep bitmiş arkadaşlar. Yani bu yani AK Parti hükümeti döneminde her dönem bakanları vardı. Oranın ödeneği fazla gittiğinden hep köylere gerekli önemler verildi. Orası da tüm şehir yasasıyla mahalleye dönüştü köyler. Ama hizmetler tamamlanmış arkadaşlar. Biz bu Çukurova'nın köylerinin de mahalleye dönüşen köylerin de hizmetlerinin Gaziantep'teki gibi tamamlanmasını istiyoruz. Orası buraya göre kırsal ama burası ova olan bir yerimiz. Ancak hizmetler yapılmadığını görüyoruz ve üzülüyoruz muhtarım. Değil mi efendim? Evet, aynen öyle. Sadece Gaziantep gibi değil. Türkiye'nin birçok yerini gösterebiliriz. Birçok yerini gezdim ben kendim şahsen. Evet. Bizim Adana kadar geride kalmış bir şehir ben görmedim. Bırak evet. köylerini. Merkez olarak bile. Evet. Ha inşallah umudumuz Hüseyin Sözlü. Evet. Biz de güveniyoruz başkanımıza. Evet. Tutmasını bekliyoruz. Mustafa Öztürk'ten de köylere, mahallelere gerekli önemi vermesini istiyoruz. Aynen öyle. Mustafa Bey'den de ilgi alaka bekliyoruz. Göstereceğinden de eminiz. Ama daha her şey çok yeni. Evet. Onun için biraz beklememiz gerektiğini söylediler. Biz de bekliyoruz bakayım inşallah sonunda olacak. Efendim çöp konteynerlerimiz var mı? Çöpler toplanmaya başlandı mı? Hayır. Daha çöpümüz toplanmıyor. Konteynerler gelmedi. Çöpü toplamak için işçi vereceklerini söylediler. Daha onu da bekliyoruz evet. inşallah. Biz bu işçilerin bu köyden istihdam edilmesini istiyoruz muhtarım. Yani bunu da siz de dile getirirseniz iyi olur. Yani bunu, en azından bir... Bunu biz de söyledik. Şu an mezarlık bakımımız için eleman alınacağını söylediler. Onun da bizim kendi köyümüzden alınmasını istiyoruz. Evet. Çöp konteynerlerinin boşaltılması için de köyümüzden evet. alınmasını istiyoruz. Nasip kısmet bakacağız bundan sonra. Evet. Evet sayın izleyiciler burada köy halkının huzurunda muhtarımızla röportaj yaptık gördüğünüz gibi. Vatandaşlarımızın tamamı burada. Biz de köylerin kalkınmasını istiyoruz. Her ne kadar burası mahalle olursa vatandaşımız yine köy diyor. Yani biz de mahalle diyelim ama yine de burası dağ başında bir mahalle oldu. Şu an yani bir geçiş sürecinde. Evet geçiş sürecinde. Köyden mahalleye geçiş sürecinde inşallah bu aksaklıklar da en kısa zamanda giderilir. İnşallah. Muhtarımız da genç ve dinamik. Köyün sorunlarını biliyor. Artı röportajımızın başında dile getirdik. Müracaat etmiş. Evet. Artı işte biz bu İslam konusunda da köyden yapılmasını istiyoruz. En azından bir iki vatandaşımız ekmek yesin. İhtiyaç olan insanlar vardı. Bunu da Hüseyin Sözlü Bey'e de dile getireceğiz efendim. Türkiye'de Muhtarların Sesi gazetesine röportaj verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Geldiğiniz için sağ olun. Teşekkürler.